Arkadaşlar merhaba. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminin ıslahatları ile karşınızdayım. Biraz uzun sürecek bu. Çünkü bir tonlu şey oldu. Tanzimatlar, ıslahatlar, birinci Meşrutiyet, ikinci Mahmut'un yaptığı ıslahatlar. Şimdi arkadaşlar videoları en baştan alın. Osmanlı Devleti'ni gömüyoruz artık. Yani bitiriyoruz. Dağılma döneminden sonra zaten 20. yüzyıl var. Bir de kanalımıza abone olursanız sevinirim. Çünkü biraz kanalımız fakir. Yani en baştan kuruluştan itibaren alın arkadaşlar. Hepsinin teker teker oturduğunu göreceksiniz. Kuruluş, yükselme, duraklama eski yöntemle anlattım. Gerileme diye kategorize ettik. Zaten map kitaplarına girdiğinizde işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Bir oradan giriyor, bir buradan giriyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi ıslahatlarına giriyoruz. Dağılma dönemi arkadaşlar yani kabaca 1792 yani Yaş Anlaşması'ndan ta 1918 yani Mondros'a kadar alabiliriz fiili biliyorsunuz fiili olarak sona ermesi. Şimdi Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi padişahlarına bakalım. İkinci Mahmut ki arkadaşlar yavur padişah diyecekler kendisine. Islahat alanı çok genişleyecek. 1808-1839 bu aynı zamanda neyin tarihi? 1839 Tanzimat Fermanı'nın. Peki daha sonra Abdülmecit, daha sonra Abdülaziz. Arkadaşlar bak bu Abdülmecit ile Abdülaziz'in kronolojik sırası hep karışıyor. Z'den gelsin. Alfabede son harf ya. Abdülmecit'ten sonra Abdülaziz geliyor. 5. Murat bir ara böyle aynı yıl gidecek zaten. 1876 bak 1876. Daha sonra arkadaşlar 1. Meşrutiyet dönemine geçilecek. 2. Abdülhamit zamanı. Daha sonra da tabii ki 93 harbi bahane edilip istibdat dönemi başlayacak. Daha sonra arkadaşlar 1. Dünya Savaşı yıllarında bak bu çok karıştırılır. Vahdettin yok. Vahdettin daha sonra 1. Dünya Savaşı yıllarında padişah kimdir diye sorarsa 5. Mehmet Reşat. Çok ismini duymazsınız. Biraz siliktir. Çünkü İttihat ve Terakki Partisi artık Bab-ı Ali baskınıyla burada tam bir iktidar olacaktır. Daha sonra 6. Mehmet Vahdettin. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde en fazla Mehmet ismi var. Bak en son 6. Mehmet Vahdettin. Şimdi 19. yüzyılın genel ıslahat hareketlerine bir bakalım. Islahatların genel özelliklerini bir halledelim. Arkadaşlar duraklama ile gerilemeyi kıyaslarsan yani 17. yüzyılla 18. yüzyılı kıyaslarsan 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Islahatlarda Batı'yı örnek almıştır. 17. yüzyılda var mı öyle bir şey? Hayır. Ne var? Geriye dönüş var. Bakın duraklama, gerileme videolarını izleyin. Orada hepsini kategorize ettim. Islahatları anlattık. Burada arkadaşlar gerilemeden farkı nedir? Her alanda artık. Her alanda ıslahat. Yani rejim dahil. Yani bu 19. yüzyılın sonunda biliyorsunuz rejim değişiyor. Birinci Meşrutiyet dönemi başlıyor ya. Peki ıslahatların en önemli özelliği köklü değişimler neden olmasıdır ki 17. yüzyılda öyle bir şey yok. 18. yüzyılda da yok. Ama 18. yüzyılda 17. yüzyılı kıyasladığında 18. yüzyılda yani gerileme döneminde biraz daha köklü olduğunu söyleyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti ilk kez arkadaşlar hangi alanlarda artık ıslahat yapmaya başlayacaktır? Batı tarzında. Yönetim ve hukuk, yönetim ve hukuk Tanzimat Fermanı'nda göreceğiz. Ne diyecek mesela Tanzimat Fermanı'nda? Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Şimdi padişahın astı kestiği kestik değil miydi? Kendi yetkilerinin üzerinde ilk kez ne yapacak Tanzimat döneminde? Kanun üstünlüğünü kabul edecek. Bu da hukuka götürür bizi. Yönetim alanında ne demiştik? Birinci Meşrutiyet. Halk ilk kez yönetime katılacak 1876'da. Peki ıslahat hareketlerinde süreklilik var mı? Arkadaşlar herkes. Gelen her padişah ıslahatlara devam ediyor. Yani Mahmut'tan düşün. Abdülmecit, Abdülaziz, ikinci Abdülhamit. Peki ıslahatların başını kim çekecek? Tabii ki padişah ve bazı devlet adamları çekiyor. Ancak Meşrutiyet'te arkadaşlar bir aydın kesimden bahsedeceğiz. İleride partileşecek ya bunlar. İttihat ve Terakki. İkinci Mahmut Avrupa'ya gönderdiği öğrenciler var ya oradaki düşüncelerle gelecek ve ülkede de bu harekete girişecekler. Genç Osmanlılar ya da Jön Türkler. Bunların partileşmiş hali ne olacaktı? İttihat ve Terakki. Nerede göreceğiz zaman partiyi? İkinci Meşrutiyet'te. Birinci Meşrutiyet'te parti falan yok. Çok partili hayat zaten ilk kez ikinci Meşrutiyet'te geçilecek. 20. yüzyıl videolarında bunları yine izleyin arkadaşlar. Peki bazı ıslahatların ortaya çıkışında Batı'nın etkisi görülür mü? Evet. Mesela Tanzimat Fermanı, ıslahat fermanı nedir? Gayrimüslimlere hatlar, Müslüman gayrimüslim dengesini sağlamak ve temel akımı da Osmanlıcılık. Temel amacı da Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak. Tanzimat, ıslahat bunlar Batı hukukunun değil mi? Osmanlı hukukuna girmesi. Peki ıslahatların arkadaşlar toplumsal yapıyı değiştirme amacı var mı? Evet. Bu yönüyle ıslahatlar demokratikleşme çabasının bir ürünü müdür? Tanzimatlar, ıslahatlar, birinci meşrutiyet. Evet. Peki bu dönemde arkadaşlar artık ıslahatlar devlet politikası haline gelmiştir. Bak duraklama döneminde 17. yüzyılda böyle bir şey yok. Niye?
Islahatçı öldüğünde ıslahat bitiyor. Yani devlet politikası haline gelemiyor. Ama herkes bu dönemde artık 19. yüzyılda bütün padişahlar ne yapıyor? Islahat yapıyor. Artık yani padişah vefat etse bile devletin politikasıdır bu. Devam etmiştir. Peki 19. yüzyıl ıslahatlarının temel amacı nedir? Parçalanmaktan kurtarmak. Arkadaşlar ne var ki? Çok uluslu devlet yapısını tehdit eden 19. yüzyıla damgasını vuran Avrupa'da iki gelişme demiştim, hatırla. Bir, Fransız İhtilali. İki, Sanayi Devrimi. Fransız İhtilali ne yapacak? Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımlarıyla yıkacak. Birinci Dünya Savaşı zaten imparatorlukların gümlemesi midir arkadaşlar? Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu. Peki şimdi yani dağılma dönemi başlayacağız ya. İkinci Mahmut'la başlatıyoruz arkadaşlar. 1808-1839. Bakın daha başa geldiğinde bunları ayrıca anlatacağım. Senedi ittifak şimdiden peşinen söyleyelim. Rumeli ağayanlarıyla oturacaklar. Senedi ittifakı ayrıca anlatacağız. Şimdi askeri alandakilere bakalım önce. Arkadaşlar Sekban-ı Cedid ocağını kuruyor. Bak bu ocağı kurmasının sebebi ne biliyor musun? Yeniçerileri aslında alternatif, Yeniçerilere alternatif bir ordu kurmak. Ama tabii ki bunu Yeniçeriler yer mi? Zıplıyorlar, isyan ve bu ayaklanmada arkadaşlar Alemdar Mustafa Paşa öldürülüyor. Alemdar Mustafa Paşa kim? Rumeli ağayanı. Yani Senedi İttifak'a imza atan. Doğru mu? Peki arkadaşlar yılmıyor Mahmut. Bir ocak daha kuruyor. Eşkince ocağını kuruyor. Yine Yeniçeri tepkisi nedeniyle kaldırılıyor. Bunları kaldırdınız mı? Ben de sizi kaldırıyorum. 1826'da arkadaşlar Vakai Hayriye diye tarihe geçecek Yeniçeri ocağının kaldırılması olayı söz konusu. Bunları şeylerinden çıkartıyor. Söyle kışlalarından Sultanahmet Meydanı daha önceden toplarla çevrilmiş bilmiyor Yeniçeri ve top atışlarıyla bakın neredeyse bir orman yakılmıştı bir tane Yeniçeri için. Yani Yeniçeri avbaşla başlatılıyor. Niye? Artık buraya kadar geldi. Biliyorsunuz yeniliklerin önündeki en büyük engel iki sınıf vardı. Yeniçeri, ulema. Yeniçeri, ulema. Peki bunlar her yerde zıpladılar mı? Vakayı yaşattılar. 30 devlet adamı programındaki şeylerden videolardan izleyin arkadaşlar. Peki Vakayı Hayriye olarak mı geçiyor? Evet. Peki şimdi dikkat. Osmanlı'da Seyfiye sınıfı var ya. Seyf kılıç demektir. Bu direkt askeri sınıf. Peki ilmiye ne? Din adamları sınıfı. Kalemiye ne? Daha çok elinde kalem tutanlar. Defterdar olur mu? Maliye işleri. Kalem tutuyor. Olur. Peki nişancı? Tuğra çekiyor. Olur mu? Olur. Bunlar kalemiye sınıfından. Seyfiye dediğinde hemen belinde kılıç göreceksin. Yani buna şunu örnek verebilir miyim? Yeniçeri ağası? Olur. Kaptan Derya? Seyfiye sınıfından? Evet olur. Sadrazam? Olur. Pargalı'dan gelsin aklınıza. Muaşı kazanmış adam. Peki arkadaşlar ilmiye dediğimizde ne? Din adamları. Şeyhülislam? Olur. Eskiden kaza asker ya da kadı asker olur, müderris olur, doğru mu? Kadılar olur ve aynı zamanda mesela hekimler saray içerisinde. Bunlar arkadaşlar doğrudan ne sınıfına giriyor? İlmiye. Peki burada Seyfiye sınıfının etkisi azaltılır mı? Yeniçeri ocağını kaldırıyorsun. Peki bunun yerine kurulan ocağı sordular. Bunlar hep arkadaşlar Mahmut'la gerçekten incik cincik çıkmıştır. Dikkat edin. Asakili Mansure-i Muhammediye Batı tarzında askeri bir ocak kuruluyor. Hazreti Muhammed'in nedir? Aslan askerleri, Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Yeniçeri Ocağı yerine kurulan ocak. Doğru mu? Peki Mektebi Fünunu Harbiye adlı bir okul ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için de İhtisap Lüzumu adı altında bir vergi. Yani Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin ihtisap lüzumunu bilin. Arkadaşlar Nizam-ı Cedid'in hazinesini sordular. Yani ne diyeyim misal Nizam-ı Cedid 3. Selim kurdu. Nizam-ı Cedid ocağının masraflarını karşılayan hazine aşağıdakilerden hangisidir diye. Burada da Asakir-i Mansure-i Muhammediye kazık bir soru gelirse ihtisap rüsumu adı altında bir vergi. Hazine değil de vergiye çıkartıldı dersiniz. Peki tımar sistemi kaldırılıyor arkadaşlar. Bu sıkıntı böyle kaynaklarda görürsünüz. Tımar sistemi kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? Yani temel bir sistem. O yüzden de yani ikinci Mahmut deriz ama tam da kaldırıldığını söyleyemiyoruz tabii ki. Peki tımar sistemin kaldırılması sonucunda tamam, yani bütün eyaletlerde hadi böyle bir şey olduğunu düşünelim tam olarak. Bunların tımarlı sipahi ne yapıyordu? Bu şeylerde, eyaletlerde, taşrada doğrudan güvenliği sağlamıyor muydu? Tımar sistemi kaldırırsa tımarlı sipahi gitti. Tımarlı sipahi yerine oluşturulan birliklerin ismini sorarlarsa size redif birlikleri diyeceksiniz. Peki bu birliklerin ihtiyacını karşılamak için hangi vergi çıktı derse bir vergi konmuştur. İhane-i Cihadiye vergisi.
Yani cihadiye belgesi çıktı. Peki Genelkurmay çekirdeğini oluşturacak olan Babı Ali Ser Askerliği kuruldu arkadaşlar. Babı Ali, Bab Kapı Ali, Yüce Kapı, Devlet Kapısı. Doğru mu? Peki İstanbul'da ilk silah fabrikası açılıyor. Tamam. Darüşşurayı Askeriye açılıyor arkadaşlar. Tamam. Mehter Marşı kaldırılıyor yerine. Donizetti Paşa. Buraya da koydum bak bu adamı yakışıklı resminde görüyorsunuz. Nedir? Mahmudiye Marşı. Arkadaşlar her padişah bu saatten sonra kendisine marş yazdırıyor. Doğru mu? Yani Mecidiye Marşı, Abdülmecid'den mesela. Değil mi? Yani burada da Mahmudiye Marşı. İsimlerinden gelecek aklınıza zaten. Peki şimdi Sekpancı'nın Yeniçerileri Ocağı'na alternatif olarak mı kurulmuştu? Evet. Ama ne oldu? O Yeniçerilerin zıplamasıyla ocak kaldırıldı. Eşkinci Ocağı, yine Yeniçeri Ocağı'nın tepkisi de biraz önce söyledim. Bu ocağa son verildi. Redif Birlikleri neden kurulmuştu? Tımar sisteminin söyle kaldırılması sonucu taşrada çıkan otorite boşluğu var ya, askeri güvenlik sorunu, bunun yerine Redif Birlikleri kuruldu. Peki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması arkadaşlar kimin otoritesini artırır? Hatırla. Hep şunu söylemiştim. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda videoları izlediğinizde göreceksiniz. Ne demiştim? 17-18. yüzyılda Yeniçeri Ocağı artık yani hiçbir hükümdar Yeniçerilerin gücünü o dikkate almadan iktidar olamıyor. Hele 4. Mehmet zamandaki o vakiye var ya, 30 devlet adamı sallandırılması. Peki hükümdarın otoritesini artıran ve yeniliklerin önünü açan bir ıslahat hareketi doğru. Peki arkadaşlar iki sınıf var demişim yeniliklerin önünde. Şimdi ocağı kaldırdığına göre, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığına göre söyle. Yeniliklerin önündeki engellerden birisi gitti. Ulema da var biliyorsunuz. Ulemanın da nüfuzunu kırmaya çalışıyorlar. Peki tımar sistemi kaldırmasında devletin toprak kazancı elde edememesi, tersine toprak kaybı yaşanması etkili olmuş mudur? Evet. Peki yönetim ve hukuk alanında bakın arkadaşlar ne demiştik? Dağılma döneminde yönetimde görüyoruz, hukukta görüyoruz. Bu alanlarda da ıslahatlara imza atılıyor her alanda. Şeyde yoktu bak, gerilemede yoktu öyle bir şey, hukuk, yönetim, böyle bir şey yoktu. Duraklamada da yoktu. Peki divan teşkilatı kaldırıldı arkadaşlar. Bu çok önemli. Divan teşkilatı ta tarihi çok derinden geliyor. Nereden geliyordu? Hatırlayın. Orhan Baba kurmuştu, Orhan Bey. Şimdi kaldırıldı ve yerine daha böyle bakanlık sistemi, Batı tarzı bakanlık sistemi getiriliyor. Bakanlar kuruluna meclisi vükela ya da heyeti vükela adı veriliyor arkadaşlar. Oluşulan bu vekiller meclisinin nazırlarına sadrazam ve Şeyhülislam'da toplanan yetkiler devredilerek paylaştırılıyor. Peki Şeyhülislamlık makamı hükümet bünyesine alınıyor. Bak burada Mahmut'un yapmaya çalıştığı şey ki soruların arkadaşlar %99 da oraya gitti Mahmut'la ilgili. Hep merkezi otoriteyi artırmaya yöneliktir. Aynı Fatih'in yapmaya çalıştığı. Hatırla. Fatih'in de devlet kademesinin yaptığı her şey bizim merkezi otoritenin güçlendirilmesine, kendi otoritesini güçlendirmesine götürüyordu. Peki kurum ulema sınıfının ve şer'i yasa örgütünün başkanı durumuna getiriliyor arkadaşlar. Böylece ıslahatların önünde bir engel olan ilmiye sınıfını kontrol altına alıyor. Ne yaptı? Merkezi otorite yine kurdu. Neydi hatırla? Yeniçeri Ocağı, yeniliklerin önündeki engel. Ulema sınıfı, yeniliklerin önündeki engel. Bunları ne yapıyor? Devlet kontrolü altına almaya çalışıyor. Peki askeri işler için Darüşşurayı Askeriye, adliye işleri için Meclisi Valayı Ahkamı Adliye, yönetim işleri için Darüşşurayı Babali kuruluyor. Bu ıslahatlar kuvvetler ayrılığı ilkesinin başlangıcı. Arkadaşlar bunlar hep MEB bilgisidir. Bunlara dikkat edin. Ne yaptı? Askeri işler için ayrı bir divan kurdu. Meclisi Valayı Ahkamı Adliye, yönetim işleri için Darüşşurayı Babale, Batı tarzında kuvvetler ayrılığı neydi? Yasama, yürütme, yargı. Yasama, yürütme, yargı. Bunların üçünün ayrı olması lazım. Yargı hepsinin üzerinde olması lazım. Doğru mu? Normal demokratik sistemde. Bakın Osmanlı demokratikleşmeye çalışıyor. Peki arkadaşlar memurlar ilk kez ne yapılıyor? Böyle iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor ve memurlara maaş bağlanıyor. Bak memurlara maaş bağlanıyorsa yine aynı yere gidin. Nedir? Devlet otoritesini artırma, kendi otoritesini artırma, merkezi otoriteyi artırma, doğru mu? Peki tek tip kılık kıyafet uygulaması getiriliyor. Maaş bağlanan valiler memur statüsüne getiriliyor. Redif adı verilen asker yetiştirmekle görevlendiriliyor. Neydi redifi bir daha hatırla. Tımar sistemi kaldırılmıştı ya. Taşra'da bir güvenlik sorunu, otorite sorunu ortaya çıkmıştı ya. Onun yerine asker yetiştirmekle görevlendiriliyor. Kim? Maaş alan valiler. Peki Osmanlı Devleti'ne tercüme işleri Fenerli Rumlar tarafından yapılıyor. Yapılırken bu grubu 1821'de arkadaşlar Yunan isyanına destek oluyor ya bunlar. 1820'de Yunan isyanı başlıyor. 1829'da da Edirne Anlaşması ile Yunanlar bağımsız oluyor ya. İşte burada Müslümanlardan oluşan bir tercüme odası kuruluyor.
Yani ayaklanmaya destek verdikleri gerekçesiyle ne yapmıştır? Bunları görevden almıştır. Peki muhtarlıklar oluşuyor. Bak merkez otorite yine, değil mi? Otorite kurulmaya çalışılıyor. Örgütlenme. Askeri ve ekonomik amaçlı ilk nüfus sayımı 1831 sayımı meşhur arkadaşlar. Neydi? Burada kadınlar değil, hayvan sayımı yapılmıştır. Bir de erkek sayımı yapılmıştır. Bir daha çok askeridir, bir de ekonomiktir. Posta teşkilatı. Bak arkadaşlar, posta teşkilatı kurulması niye merkez otoriteye almıyorsunuz? Bu soruyu sormuşlardı. Posta teşkilatı ne alakası vardı? Ya bir yerlerden ayaklanma çıksa devletin hemen haberi olmaz mı posta teşkilatıyla? Amaç nedir? Yine merkez otoriteyi güçlendirmektir. Peki müsaadele sistemi arkadaşlar neydi müsaadele? Hatırla. Mala el koymak. Osmanlı kendi karşısına, yani karşı bir kuvvet ya da karşı bir aile çıkartmak istemiyor. Devletin karşısına güçlü, paralı bir aile çıkmasın. O yüzden de müsaadele sistemi. Bunu ilk uygulayan Fatih oldu. Çandarlı sülalesinin, bu sene KPSS sorusuydu. Kuruluş döneminin en önemli sülalesiydi. Çandarlı sülalesine ilk müsaade kurulmuştu. İkinci Mahmut bunu kaldırıyor. O zaman arkadaşlar mala el koymaksa özel mülkiyeti güvence altına mı alıyorlar? Evet. Peki Nezareti Devai, Adalet Bakanlığı arkadaşlar. Adalet Bakanlığı kuruluyor bak. Neler var neler neler. Yani o kadar şey oldu ki, açıldı ki artık ıslahatların önü. Ve 1838 arkadaşlar ceza kanunnamesini çıkartıyor. Bu kanunname de ilk kez rüşvet ile ilgili hükümlere yer veriliyor ki rüşveti biz Tanzimat'ta da göreceğiz. Ne diyecek? Rüşvet, iltimas, angarya kaldırılacak. Peki memurların kısas ve hat cezaları dışında ölümle cezalandırılmayacakları hükme bağlanıyor. Bakın yine kanun üstünlüğüyle, Osmanlı hukuk sisteminde kanun üstünlüğüyle ilgili bir şey mi? Yani bak bunu henüz sormadılar. Ne diyeceksin o zaman? İkinci Mahmut'un yaptığı bu olay kanunsuz suç olmaz ilkesiyle bağdaşır. Ne diyor? Memurların kısas ve hat cezaları dışında ölümle cezalandırılamayacakları hükme bağlanıyor. O zaman kanunsuz suç olmaz ilkesi hukuk sistemine girdi. Peki reaya yerine tebaa tabiri kullanılıyor arkadaşlar. Reaya kul demekti ya. Böylece halk vatandaş olarak görünmeye başlanıyor. Evet. Ve ikinci Mahmut bir laf ediyor ki, bunu sordular arkadaşlar. Bundan sonra Müslüman halkımı camide, Hristiyan halkımı kilisede, Musevi halkımı havrada görmek isterim. Bu sözlerle hoşgörülü sordular. Çok basit. Bu hoşgörünün şey ismi neydi? Daha kuruluş döneminde hani anlattık ya, Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesinin güçlenmesinde de istimal et. Sakın iskanla karıştırmayın, o yerleşme. Hoşgörü politikası değil mi? Nin direkt kanıtıdır bu laf. Yani hiçbirisi arasında ayrım şey yapmıyor. Yani herkesin dini kendisine. Peki İstanbul'da yaşanan yoğun göçü engellemeye yönelik arkadaşlar, aha bunu da sordular. Dikkat. Mürur tezkeresi. Yani bu bir çeşit pasaport. Bu uygulamaya göre gelen bir kişi, işte İstanbul'a gelen bir kişi iş erbabı olması lazım. Şey istemiyor. İşsiz istemiyor İstanbul'da. Ve İstanbul'da ikamet eden bir kişinin yanında belli bir süre kalması gerekmiş. Kısaca arkadaşlar ta bakın o dönemlerde İstanbul'a göçü önlemeye çalışıyorlar. Bir çeşit ne diyelim, pasaport mu diyelim, mürur tezkeresi için. Pasaport uygulaması da yurt dışı için bu uygulamayı başlatıyor. Yine hedef her zaman olduğu gibi arkadaşlar merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Ve ikinci Mahmut arkadaşlar yurt içi gezilerine çıkan ilk padişah. Bak yurt dışı demiyorum, yurt içi gezilere çıkan ilk padişah olacaktır. Peki açıklamalar kısa kısa zaten söyledik ama burada da geçelim arkadaşlar. Divan teşkilatı kaldırıldı. Geleneksel kurum gitti. Yerine ne oldu, geldi? Batı tarzında bakanlık sistemi, nazırlıklar geldi dedik. Peki memurların maaşa bağlanması yöneticilere devletin bağlılığı artırmaya yöneliktir ve merkez otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir. Sonuçta devlet maaş veriyor bunlara, memurlara. Memurlara tek tip kıyafet uygulaması neye yöneliktir? Yönetime modern bir görüntü kazandırma düşüncesinin ürünü. Peki muhtarlıkların oluşması yine batı tarzı örgütlenme biçimini gösterir, anlattım. Ayrıca yerel bölgenin merkeze bağlılığını sağlama amacı. Peki nüfus sayımı arkadaşlar, vergi veren kişileri belirliyorlar. Askere giden erkek nüfusu saptamak için yapılıyor. Ve posta teşkilatının kurulmasıyla taşrayla merkez olan bağlantısı yine merkezi otoritenin güçlendirmesine yönelik. Bakın hep yaptığı bütün şeyler oraya gidiyor neredeyse. Müsaadele sistemin kaldırılmasıyla da özel mülkiyet güvence altına alındı dedik. Yönetim ve hukuk alanında da yapılan ıslahatlarda laik bir yönetime doğru adımlar atılmış. Din ve devlet işlerinin değil mi ayrılmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Arkadaşlar eğitim ve kültür alanında yardırmıştır. İkinci Mahmut. Gerçi ikinci Abdülhamit geçemez ama 1831'de Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi, bunu edebiyatta da görmüşsünüzdür, Takvim-i Vakayi, ilk resmi gazete çıkıyor. Yalnızca İstanbul'a sınırlı olarak ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor. Bak Anadolu için demiyorum, ilk öğretim zorunlu hale getirmiştir. İlk kez yurt dışına öğrenciler. Bu neyi sağlayacak?
Yön Türk hareketi, genç Osmanlılar Avrupa'daki fikirlerle hop ne yapıyorlar? Ülkelerine dönüyorlar. Arkadaşlar Atatürk'ün okuduğu okul neydi? Harbiye. Kimin zamanında açılmış demek ki? İkinci Mahmut. İkinci Mahmut Harbiye okulu, mektebi Harbiye. Peki ordunun doktor ihtiyacını karşılamak için 1827'de Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Mamuriye açılıyor ve yine Donizetti Paşa'nın çabalarıyla Mızıkayı Hümayun, ki Mahmud şeyin marşını yazmıştı ya, Mızıkayı Hümayun adı verilen Bando Okulu açılıyor arkadaşlar. Devletin memur ihtiyacını karşılamak için Mektep-i Marifi Adliye, buna da dikkat, bakın yaprak testlerde falan çok kullanılır. Belki keşke bu sene sorsalar. Peki 1834'te Yeniçeri Ocağı yerine kurulan Asakir-i Mansur-i Muhammediye vardı ya, Yeniçeri Ocağı yerine kurulan Hazreti Muhammed'in nedir? Aslan askerleri. Bu orduya subay yetiştirmek için Mektebi Finunu Adliye. Mektebi Finunu Adliye açılıyor. Ve 2. Mahmut'a kadar Sıbyan Mektepleri arkadaşlar, bebekler var ya, ile askeri okullar arasında bir öğretim kademesi yapmaya çalışıyorlar. Bu okullara da öğrenci yetiştirmek amacıyla Rüşdiye, dikkat, İdadi neydi? İdadi dediğimiz lise, Rüşdiye dediğimiz ortaokulu. Ve arkadaşlar diplomaları bu, şehadetname. Şehadetnamesini alan Sibyan okulu mezunları Rüşdiyelere yazılmıştır. Sibyan o zaman ilk öğretim, Rüşdiye ortaokul, İdadi lise. Doğru mudur? Peki arkadaşlar bununla ilgili yine açıklamaları hızlı hızlı geçelim. Gazete çıkarılmasındaki amaç nedir? Topluma yapılan ıslahatları anlatmaktır. Doğru. Peki ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor ya. Okur yazar oranını, tabii ki çok basit bu sorular, oranı artırmak hedeflenmiştir. Peki 2. Mahmut yurt dışına öğrenci gönderiyor ya. Bu nasıl bir kesim oluşturacak Osmanlı ülkesine? Aydın bir kesim. Jön Türk. Bu kuşak neyi oluşturacak? Genç Osmanlılar hareketini ya da Jön Türk hareketini oluşturacak. Peki Harbiye demiştim ya biraz önce, Mustafa Kemal'in mezun olduğu ve tıbbiye, Batı tarzı okullar arkadaşlar. Harbiye subay, tıbbiye subay uzmanı yetiştirmek amacıyla açılıyor. Bak yine askeri bunlar ve Rüşdiye bugünkü ortaokula denk gelen eğitim kurumu, biraz önce söyledim. Peki Mektebi Marif Adliyesi devlet memuru. Bak bunun hemen altını çizelim. Mektebi Marifi Adliye'nin amacı nedir? Ben kitapta yaptım böyle sorular. Devlet memuru yetiştirmek, devlete memur yetiştirmek amacıyla açılacak. Peki 2. Mahmut döneminde yaşanan bir takım şeyler var. Senedi itfaiye gireceğiz şimdi. Arkadaşlar 7 vahit uygulaması, Senedi İttifak ve Baltal Limanı Sözleşmesi. Bunu ben size şeyde anlattım. Dağılma döneminin askeri ve siyasi olaylarını anlattım. Burada kısaca geçeriz. Peki 7 vahit dediğiniz nedir? Bazı temel tüketim maddelerinin üretiminde ve dış satımında devlet tekelinin oluşturulması. Arkadaşlar tekel. Doğru mu? Bu uygulamada 2. Mahmut 1826'dan sonra temel sanayi ham maddelerine, işte tahılı, yünü, haşhaş, zeytinyağı yazdım burada, 7 vahit uygulamaları getiriyor. Bu ürünler batıya vergiyle ve pahalıya ulaşmaya başlıyor. O zaman 7 vahit tekel uygulamasının amaçları nedir? Şimdi arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı ya 1826 Vakayahı diye. Onun yerine ne kurmuştu? Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Ona düzenli kaynak sağlamaktır. Bak yine askeriyle ilgili ve ülke içindeki ham maddenin sanayi devrimini nedeniyle dışa kaçmasını engellemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar ne dedik 19. yüzyıla uğran iki gelişme damgasını vuran? Bir, Fransız İhtilali milliyetçilik, iki, sanayi devrimi. Biz perişan oluyoruz burada. Yani ülke içindeki ham maddelerin sanayi devrimi nedeniyle ülkenin dışına kaçmasını engellemek. Bir de kapitülasyonlar. Şunu hemen bir kısaca tekrarlayalım. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyon Ceneviz, Fatih döneminde Venedik, daha sonra 19. şey 16. yüzyılın sonu, yani 2. Selim, 3. Murat zamanında İngiltere, Hollanda, arkasından Rusya, sonra Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyordu. Hatırla. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar kanun döneminde değil, MEP bu bilgiyi değiştirdi. Arkadaşlar taslak olarak hazırlandı ama nedeni uygulamaya sokulması 1569. Kanun döneminde yok öyle bir şey. Tamam. Peki üretimini, kapitülasyon koşullarının etkisini azaltmak istiyorlar. Çünkü bağımsızlığın önündeki en büyük engelleri dikkat edin. Ve üretimi devlet kontrolünde tutarak yabancı sermayenin ülkedeki etkinliğini azaltmaya çalışıyor. İyi de bunları yapıyor da Balta Limanı imzalanır mı arkadaş? Değil mi? Osmanlı Devleti'nin açık pazar hale gelmesindeki en önemli aşama olacaktır. Anlatacağım. Peki arkadaşlar, şimdi çok önemli bir gelişme. Senedi İttifak. İkinci Mahmut ile Rumeli ağayanları başında Alemdar Mustafa Paşa, ülkenin düzeninin sağlanması için devletle ağayanlar ne yapıyor abi? Bir uzlaşmaya varıyorlar. Ağayan ne biliyor musun? Oranın, taşranın önde geleni. Yani zenginleri gibi düşünün. Yani ağalar gibi düşünün, atıyorum bir köyle.
Anlatabildim mi? Peki bu sözleşmenin içeriğine bakalım. Padişahın buyrukları kesinlikle uygulanacak. Merkez otorite sağlanmış mı? Evet. Ama bazı çelişkili şeyler de var. Ayanlar padişaha bağlı kalıyor, kalacak diyor ve padişah emirlerine uyacak diyor. Sıkıntı var mı merkez otoriteyle? Yok. Peki ama İstanbul'da bir isyan çıkarsa diyor, ayanlar padişaha yardım edecek. Arkadaşlar İstanbul'da neye karşı isyan çıkar? Tabii ki, tabii ki bu yeniliklere karşı çıkar. O zaman ilerici özelliğini gösterir mi? Evet. Peki padişah halka istediği gibi vergi koymayacak diyor. Arkadaşlar burada sıkıntı. Neden? Merkezi otoritenin zayıfladığının kanıtı. Niye? Çünkü padişah astı astı kesti kesik demiştik ya, istediği kadar vergi alır. Yani bağdı heva diye bir vergi bile çıkarttılar. O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz? İlk kez ne diyelim padişahın yetkilerini sınırlandırılmış görüyoruz. Senedi itvan zaten en önemli özelliği o. Bir de şuna dikkat edin. Sakın 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 arkadaşlar, dış hiçbir etken yok. Senedi ittifakta dış hiçbir etken yok. Tanzimat'ta var. Islahat'ta var. Birinci meşrutiyette var. İkinci meşrutiyette var. İç olayla ilgilenir senedi ittifak. Peki ayanlar vergi ve asker toplanması konusunda merkeze yardımcı olacaklar. Evet. Peki bu da ne yapar? Merkeze yardımcı olmaları, asker ve vergi toplama konusunda yine devletin işine gelir. Padişah ve onun mutlak vekili olan, buna da dikkat. Bu sözleşmenin dışında hareket edemeyecek diyor. Padişah olma. Arkadaşlar ilk kez padişahın yetkilerini sınırlandıran belge diye sorarsak ki sordu senedi ittifak. İlk kez padişah kendi yetkileri üzerinde kanun üstünlüğünü kabul ettiği belge diye sorarsa tanzimat. Peki ilk kez ne diyelim gayrimüslim haklarının en ön plana çıktığı belge diye sorarsa ıslahat fermanı. Peki 2. Mahmut'un arkadaşlar onaylanmasına senedi ittifak resmen geçerli ve bağlayıcı bir siyasi belge niteliği kazandı ama Yeniçeri ayaklanmasında Alemdar Mustafa Paşa öldürülüyor ya. Böylece senedi ittifak sahipsiz kalıyor. Hani şu Eşkinci Ocağı'ndan bahsetmiştim ya. Ve bölgedeki şartlar uygulanamıyor. O zaman senedi ittifak ölü doğmuş bir belge diyebilir miyiz? Evet, zaten 2. Mahmut bunu iptal etmek için de bayağı uğraşacaktır. Peki siyasi rakiplerini aynı anda karşısına almaktan kaçınan 2. Mahmut zamanla ayanların etkinliğini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Kısaca ne diyoruz? Demek ki senedi ittifakın öyle çok uygulandığı, dört dörtlük uygulandığı gibi bir sonuca ulaşamıyoruz. Peki senedi ittifak her ne kadar uygulanmamış bir belge olsa da hukuki bakımdan padişahın yetkilerini kısıtlıyor. Merkezi otoritesini sınırlandırıyor. Mutlak otoritesini sınırlandırıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve senedi ittifak anayasal bir belge niteliği taşımıyor. Bak, Tanzimat ve ıslahat onun önünü açar ama bu yok. Bunda öyle bir şey yok. Yani yalnızca küçük bir azınlığa yine haklar tanıyor. Fakat ileriki dönemlerde meydana gelecek olan Tanzimat'ın ve ıslahatın altyapısını kim hangi belge kuruyor derse senedi ittifak değil arkadaşlar. Peki araştırmacıların bazıları basit bir anayasa taslağı olarak düşünüyor da Türkiye'deki anayasal hareketin başlangıcı da kabul eden var arkadaşlar ve ayanlara hukuki bir statü kazanıyor ayanlara biz ama ne olabileceğiz bunu anayasal hareketlerin başlangıcı ama hani padişahın yetkilerin kısıtlanması babında böyle bir soru gelirse sorunun gelişine çakın zaten. Ayanlara geniş yetkiler tanınıyor. Ayanlara geniş yetkiler tanınmıştır. Hukuki bir statü kazanıyor. Osmanlı Devleti'nin ayanlara bir de söz geçiremeyecek güçlü olduğunu gösteriyor. Güçsüzlükte olduğunu gösteriyor arkadaşlar burada. Çünkü oturuyorsun yani toprak ağalarla devlet şey yapıyor. Sözleşme imzalıyor. Peki Osmanlı Devleti'nde ilk defa padişah otoritesinin dışında başka bir otoritenin oluşumuna zemin hazırlıyor. Başka bir otorite dediğim neydi? Ayanlar. Peki bazıları arkadaşlar bunu doğrudan MEP'ten aldım zaten. Senedi İttifak 1215 Magna Kartası'na benzetirler. Bak sadece şunu bilin. Ortaya çıkışı ve içeriği bakımdan doğru benzerlik taşır. Ama Magna Carta'da ne var biliyor musunuz? Soyluların hakları teminat altına alınıyor. Ve bu hakların halka doğru genişlemesinin yol açılıyor. Burada öyle bir durum yok. Senedi İttifak için böyle bir şey söz konusu değil. Magna Carta'nın haklarını krala karşı korumak isteyen güçlü bir sosyal grup olarak soylular var. Yani belgenin arkasında. Buna bayağı sınıf savaşıyor. Burada ise senedin içerisinde haklarını benimseyen böyle bir taraf yok ki. O yüzden yani şunu söyleyelim, özetleyelim. Çelişkilidir. Pek çok görüş var bununla ilgili de. Tamam, anayasal hareketin başlangıcı olarak kabul ediliyor ama Magna Carta'ya sadece nedir ortaya çıkışı biraz içeriği bakımından benzerlikler var. Ama tam olarak böyle bir Magna Carta'ya aynısıdır diyemezsin. Çünkü Magna Carta'yla ne oldu biliyor musun Orta Çağ'da? Yani şimdi soylar aldı ya hakları. Halk durur mu? Halk da buna örnek oldu Magna Carta. Ve sonuçta halka doğru genişleyen bir ne diyelim haklar zinciri göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Balta Limanı'nı ben size anlattım.
Burada sadece bir üzerinde duralım. Bakın 1838'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında ilan ediliyor. Ve bu maddelerde 1838 Baltalimanı ticaret anlaşması önemli maddeleri mevcut kapitülasyonun devam etmesi, İngiltere'ye yeni imtiyazların verilmesi, İngilizlerin Osmanlı ülkesine tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satabilmesi, Osmanlı Devleti'nin ihracatı yasakları ve iç ticarette uyguladığı her türlü tekelleşmeyi kaldırması, yabancı tüccarlar Osmanlı ülkesinde yerli tüccara sağlanan hak ve kolaylıklarından yararlanması, İhracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan vergilerin %5 olarak uygulaması, bunların hepsi Osmanlı Devleti'ni açık pazar haline getirecek. Buna imza atılır mı? İşte Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan sırasında arkadaşlar 2. Mahmut diyor ki bu herif bir daha ayaklanabilir ki, ayaklanacak gerçekten Kavalalı. O yüzden kim bana yardıma gelmişti? Önce Ruslar, ona Hünkâr-İskelesi Anlaşması'yla dolaylı da olsa Boğazları kullanma hakkını verdi. Burada da ticari imtiyazları 38'de öyle bir genişletiyor ki Osmanlı Devleti'nin açık pazar haline gelmesinin en önemli aşamasıdır. Yani İngiliz tüccarlar diğer Avrupa devletleri tüccarlarına göre daha ayrıcalıklı hale gelmiştir. Bunu da almadan anlattığım için siyasi askeri olaylarında biraz hızlı geçiyorum. Balta Limanı Anlaşması ile iç ve dış ticarette sınırlamalar kaldırılıyor ve yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkan sağlanıyor. Kısaca arkadaşlar dedim ya, en önemli özelliği neydi? Balta Limanı'nın ülke açık pazar haline geliyor. Peki yabancı tüccarlara vergi kolaylıkları getiriliyor. Tamam. Böylece Osmanlı pazarları geniş ölçüde yabancıların denetimine geçiyor. Ve Avrupa ile girilen rekabet karşısında Osmanlı esnafı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. Ahi örgütü gidiyor. Zaten zor durumdalar. Düşünün, ahi teşkilatına büyük darbe, yerli malların dışarı çıkarılması kolaylaşıyor. Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret siyaseti izleyebilme seçeneği ortadan kalkıyor ve Osmanlı Devleti hep çok üzerinde durdum, açık pazar haline geliyor ve Lonca Teşkilatı çöküyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey imzalamışlar 38'de. 1838 Balta Limanı Sözleşmesi ve Balta Limanı Sözleşmesi arkadaşlar, İngiltere bir vergi var. Rüsumat-ı dahiliye. İşte bu iç gümrük vergisi bundan muaf tutuluyor ve gümrük vergilerinin düşük tespit edilmesi, ek vergi konulamaması nedeniyle de Osmanlı Devleti gümrük gelirlerinde önemli kayıplar sağlıyor ve Mehmet Ali Paşa tehlikesine karşı, biraz önce söyledim ya, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan etmişti. Osmanlı Devleti yardım istedi. Önce Ruslar geldi, sonra İngilizler geldi. Bir daha ayaklanma tehlikesine karşı da böyle bir anlaşmaya imza attı, Balta Limanı Sözleşmesi'ne. Peki öyle arkadaşlar, Tanzimat dönemine geçeceğim. Tanzimat dönemi, yani Abdülmecit'le başlayacağız, fermanların padişahı. Arkadaşlar videoları yine tekrarlıyorum, en baştan izleyin. Kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma dönemi, askeri ıslahatları, askeri olayları, bir de ıslahatlar diye ikiye ayırdım. Bunu da oynatma listelerine koydum. Oynatma listelerine bastığınızda hepsinin sıra gittiğini göreceksiniz. Bir de arkadaşlar, kanalımıza abone olun, biraz güçlenelim. Biraz fakir kanalımız. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Bildirim zillerini de açarsanız, zili de açarsanız videoların geldiğini göreceksiniz. Ben istiyorum ki bütün tarihi benimle bitirin. Yani ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. Sorular sapıtmıştır. Öyle gidip de yani bir sürü adam video çekiyor. Özet yapıyor. Özet ya, onu al eline cep şeyi kitapçı, oradan da halledersin. Öyle sorular sormuyorlar ki artık. Beylik soru sormuyorlar ki. Yani AYT, KPSS bizde hiçbir şey fark etmez. Bizim ve bebeklerin sorularını bile çözün. Ama bilgi ağırlıklı, ayrıntılı yardırıyorum. Arkadaşlar benim kadar da zannetmiyorum YouTube'da bu kadar ayrıntılı olayları işleyen olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.